Diğer söz talebi Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi grubu adına Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu'na aittir. Sayın Gergerlioğlu, buyurun. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri, özel okul öğretmenlerinin derdi çok fazla. Çok derse giriyorlar, haklarını alamıyorlar, maaşlar düşük, güvencesiz bir şekilde çalıştırılıyorlar ve mobbinge uğruyorlar. Neden bu duruma düşmüş durumdalar? Çünkü iktidarın atama yapmaması nedeniyle ucuz iş gücü olmuş durumdalar. Ve özel okullar çok düşük ücretlerle onları alıyor. On binlerce öğretmenimiz sürünüyor adeta. Ama iktidarın umurunda değil. Daha öncesinde de özel okul öğretmenleri defalarca sorunlarını gündeme getirdi. Meclise geldiler, gruplara geldiler. Halen bir çözüm yok. Bunun nedeni nedir? Bakın, iktidarınızın bir uygulamasıdır. Çünkü öncesinde yasa vardı. Özel okul öğretmenleri kamudakinden daha düşük ücret alamaz. Veyahut da ödemeleri geciktirildiği zaman gün başına %1 zamlı olarak maaşlarını alırlar şeklinde yasa vardı. 2007 yılında AK Parti iktidarı bu yasayı iptal etti ve patronların işine gelen uygulamalara imza attı ve bugünlere geldik. Bu kadar sersefil duruma düşürdü öğretmenleri. 2019 yılında bu mecliste olanlar hatırlar. Meclise de gelmişlerdi. Doğa Koleji öğretmenleri isyan etmişti. Çünkü çok kötü şartlarda çalışıyorlardı. Ve fakat bugün sorunları bitmiş değil arkadaşlar. Bu sorunları çözecek en önemli husus taban maaş hakkının tanınmasıdır. Öğretmen arkadaşlarımız, sendikacı arkadaşlarımız bunu söylüyor. Taban maaş hakkı tanınarak bir konsensüs sağlanabilir. Belirli süreli iş sözleşmesi değil, güvenceli bir sözleşme sağlanmak durumundadır. Pandemi sonrası sorunlar artmış haldedir. Enflasyon çok artıyor, öğretmen ücretleri artmıyor. Asgari ücretin bile altında kalıyorlar. Asgari ücret o oranları kadar bile artmayan öğretmen maaşları var değerli arkadaşlar. Bakın, bir başka husus daha söyleyeceğim. Özel okullarla ilgili 2014 yılında çıkan bir yasa var burada. Bakın, bu yasa çıktı, çözüm süreci sırasında çıkmıştı bu yasa. Çok dilli özel okulla izin veren bir yasaydı. Hangi yasa? Yabancı dil eğitimi ve öğretimi ile Türk vatandaşlarının farklı dil ve lehçelerin öğrenilmesi hakkında kanun 2 Mart 2014 yılında 6529/11 maddeye eklenen cümlelerde çok dilli özel okul açılabileceği belirtiliyordu. Ancak öylesine bir absürtlük var ki bu yasanın yönetmeliği yok. Yönetmelik çıkarılacak dendi. Fakat herhangi bir yönetmelik çıkarılmadı. Diyarbakır'da geçtiğimiz yıl bir müteşebbis başvurdu. Sayın Gergerlioğlu, lütfen tamamlayın. Müteşebbis Diyarbakır'da bir çok dilli Kürtçe bir okul açmak istedi. Fakat kendisine izin verilmedi. Çünkü bu yasanın yönetmeliği yok. Sadece kurs yönetmeliği kendisine verildi ve bu yüzden açılamadı. İşte özel okullardaki çok dillilikle ilgili yasaya bile uymayan bir iktidar var karşımızda. 2014'teki yasanın yönetmeliği yok. Yine bakın, KHK ile kapatılan özel okullardaki 20 bin civarında öğretmenin çalışma izni iptal edilmişti. Ya bu kadar hukuksuz, vicdansız bir karara imza attınız. Sırf zor bela bir iş bulmuş, bir okulda okuyor. O okul kapatıldığı için senin diplomanı iptal ediyorum, çalışma izninin iptal ediyorum. Beraat bile alsa çalıştırmıyor öğretmeni. Bu kadar zalimce ve vicdansızca bir uygulama yıllardır sürdürülüyor. Yıllarca okumuş, emek sarf etmiş, bir diploma almış ve... Sayın Gergerlioğlu, teşekkür ediyorum.